Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirlerimiz, sağlık camiamızın çok değerli mensupları, çok kıymetli Tekirdağlı hemşerilerim, bu güzel sonbahar gününde hem şehir hastanemizin açılışını yapıyor hem de Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Tekirdağ'ımızın kurtuluşunun 98. yıl dönümüne rast gelen bu özel günde başta yukarı Karabağ olmak üzere vatan topraklarını Ermeni işgalinden azat etmiş olmalarından dolayı Azerbaycanlı kardeşlerimizi bilhassa tebrik ediyorum. Bu vesileyle güzel Tekirdağ'ın bir evladı olarak şahsım ve hemşerilerim adına şehrimizi teşrifleriyle bizlere güç ve heyecan veren Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz diyorum. Halka hizmet, hakka hizmettir düsturu ile çıkılan bu kutlu yolda yılmadan, yorulmadan, ilk günkü heyecanla, aşkla ve şevkle aziz milletimize hizmet etmeye, bu cennet vatanı imar ve ihya ederek bayındır hale getirmeye devam ediyoruz. Şehir hastanelerimiz, atalarımızdan miras kalan ve eşrefi mahlukat olan insanı hayatın merkezine alan anlayışın 21. yüzyılda en modern şekilde tezahür etmiş halidir. Bu güzel eserin Tekirdağ'ımıza kazandırılmasında liderlik eden, bütün ince ayrıntılarına kadar titizlikle takip eden ve planlandığı tarihte faaliyete geçmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza hemşerilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu muhteşem eserin vücut bulmasında emeği geçen herkese ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın 2003 yılında başlattığı sağlıkta dönüşüm hareketinin 2017 yılı itibarıyla şehir hastaneleri devrine uzanan bir halkasını açmak için buradayız. Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, Kayseri, Manisa, Elazığ, Ankara, Bilkent, Eskişehir, Bursa, İstanbul, Başakşehir ve Konya şehir hastanelerimizden sonra kamu özel ortaklığıyla 13. sıradaki Tekirdağ Şehir Hastanemizi güzel bir tevafukla Kasım'ın 13'ünde halkımızın hizmetine açıyoruz. Esasen şehir hastaneleri Büyük Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden bimarhane, şifahane ve numune hastaneleri birikiminin günümüz şartlarında yeniden tasarlanması ve aziz milletimizin hizmetine sunulmasıdır. Medeniyetimiz binlerce yıldır her insan bir alemdir idrakıyla insanı metalaştırmadan şekillenmiş, bu sebeple hiçbir hesabilik gütmeden insana hizmeti temel almıştır. Şehir hastanelerimizin aynı manevi düsturla şekillendiğine hiç şüphe yoktur. Tekirdağ Şehir Hastanemiz sahip olduğu özellikleriyle sadece Tekirdağlılara değil, Marmara bölgesindeki geniş bir nüfusa hizmet edecek, şifa dağıtacaktır. Bölge insanımızın sağlık konusunda İstanbul'a bağımlılığını azaltacak, aynı zamanda İstanbul'daki hastanelerimizin de yükünü büyük ölçüde hafifletecektir. Son yıllarda ülkemizdeki sağlık hizmetinin kalitesini ve bu kaliteye rağmen fiyat bakımından uygunluğunu gören sözde gelişmiş ülkelerin vatandaşlarının da ülkemizin hastanelerine rağbet ettiklerini, tabiri caizse kendilerini Türk hekimlerine emanet ettiklerini büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Tekirdağ ve diğer şehirlerimizdeki şehir hastanelerimizin sağlık turizminin gelişmesine de büyük katkı sağlayacağı muhakkaktır. 2015 ve 2019 yılı TÜİK verilerine göre dünya sağlık turizminde 8. sırada bulunan ülkemizin önümüzdeki dönemde kısa bir süre içerisinde çok daha üst sıralara çıkacağı aşikardır. Şehir hastanelerimizin sadece hastalara şifa olmak üzere tesis edilmediğini, bu hastanelerin aynı zamanda bilimsel araştırma merkezleri olarak faaliyet göstereceklerini de unutmamak gerekir. Umuyoruz ve bekliyoruz ki bu hastanelerimizde görev yapan hekimlerimiz ve sağlık personelimiz ülkemize tıp alanında nice başarılar kazandıracaklardır. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, aziz milletimiz, Koca Mimar Sinan'ın muhteşem eserleri gibi sade, asil ve mütevazidir. Sahip olduğu büyük medeniyeti, kıymetli hasletlerini ve ilim hayatına katkılarını hiçbir zaman sadece kendine saklamamış, büyük bir âli cenaplıkla insanlığın hizmetine sunmuştur. Ancak her şeyi kendinden sadır olmuş zanneden ve büyük medeniyetimizin katkılarını red ve inkar eden batılı ülkeler, aziz milletimizin bu mütevazılığı sebebiyle semerelerin yeterince dile getirmediği medeniyetimizi yok saymaya, küçümsemeye cüret etmektedirler. Bu bağlamda Batı'yı ve onun sömürgeci kapitalist anlayışını bil vesile dinlendirmemin sebebi, Batı karşısında duyduğumuz bir kompleksin tezahürü değildir. Tam tersine
Batı'yı mukayese parametresi olarak seçmemin sebebi, onların zihniyet ve cibilliyetli karakterlerini tekrar hatırlatmak içindir. Nihayet sağlıkla imtihan günleri olarak yaşadığımız bu salgın döneminde Batı ülkeleri parası olmayan ölsün ve bizden başka dünyanın geri kalan ülkelerinin insanları ölsün gibi bencillikle hareket edip birbirlerinin parası ödenmiş sağlık malzemelerine el koyup adeta onları yağmalarken, Türkiye bir taraftan kendi vatandaşlarının sağlık hizmetlerini meccanen sağlayıp diğer taraftan dünyadaki ülkelerin dörtte üçünün yardımına koşmaktan geri durmamıştır. Herkes ve her devlet karakterinin gereğini yapar. Bu salgın günleri Batı'nın sadece sağlık sisteminin yetersizliğini ortaya koymakla kalmamış, insanı metalaştıran, onu bir pazarlama malzemesine dönüştüren devlet anlayışının da çöküşüne şahitlik etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, ülkemiz son 20 yılda her alanda çok büyük mesafeler kat etti. Çok ve büyük, devasa eserler kazandı. Büyüdü, gelişti, güçlendi. Tesirleri açık bir ülkeyken müessir bir ülke haline geldi. Bütün bunlar kendiliğinden, kendi kendine olmadı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük gayretlerle, büyük emeklerle, ter dökerek, yılmadan, azimle, kararlılıkla gerçekleştirildi. Bugünün Türkiye'si artık çeyrek asır öncesinin Türkiye'si değildir. Ancak ülkemizde bazı çevrelerde geçmişten günümüze süre gelen, yeni, iyi ve güzel olana karşı körü körüne muhalefet etme hastalığı da hiç eksilmedi. Her yenilik, her güzellik, her faydalı eser karşısında yeniden nüksetti. Sağlık altyapısındaki gelişmeler, özellikle şehir hastaneleri bu kör muhalefet anlayışının en önde yer alan hedeflerinden biri oldu, bu saldırılardan nasibini aldı. Bütün dünyayı kuşatan salgın süreci, bu vizyonsuz, sadece karalamaya yönelik muhalefet anlayışının müflisliğini bir kez daha ve kesin ikna edici bir şekilde gösterirken, sağlık alanında son 20 yılda yapılanların ne kadar büyük bir öngörü ve ileri görüşlülükle gerçekleştirildiğini de ispat etmiş oldu. Ne diyelim, aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Bazı işlerin ve eserlerin sadece ekonomik ölçülerle değerlendirilemeyeceği, ülkeler için stratejik anlam ve gerekliliklerinin de bulunduğu görüp anlayacak bir ufkun ne kadar elzem olduğu salgın sürecinde net olarak ortaya çıkmıştır. Şehir hastanelerimiz, savunma sanayi alanındaki yatırımlarımız, başta İstanbul Havalimanımız olmak üzere yeni havalimanlarımız, Osman Gazi veya Sultan Selim köprülerimiz, duble yollarımız gibi devasa eserler hem aziz milletimize hizmet edecek hem de stratejik açıdan ülkemizin askeri, ekonomik ve siyasi hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, dünyanın başına musallat olan salgınla mücadelede ülkemizin sağlık sistemi rüştünü ispat etmiştir. Ülkemiz adına iki önemli haber daha alarak bu zor günlerde mutluluğumuz kat be kat artmıştır. Koronavirüse karşı iki Türk bilim insanının aşıyı bulmuş olmaları ve hemen akabinde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın önerisiyle Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı ilan edilmesi hepimiz ayrıca sevindirmiştir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizin ve Tekirdağımızın imarına emeği geçen herkese teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Açılışını yapacağımız Tekirdağ Şehir Hastanemizin hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum. Hazır mıyız?